Şimdi o tweet'i hatırlayalım önce. Profesör Doktor Cevdet Kılıç Anlaşılan kimliği doğru yani sahte bir hesaptan söz etmiyoruz. Gerçek bir kişi ve gerçek bir hani sözüm ona akademisyenden söz ediyoruz. Ne diyor tweetinde bakın ne yazmış ilk önce. boğaz içili misiniz, Boğaz dışılı mısınız? Mınızı mısınızı filan ayırmama e, Türkçe özürlerini bir kenara bırakıyorum bu sayın öğretim üyesinin. Onu bunu bilmem aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alıp e, dışarı çıkmayız. Biz zaten abdestimiz var bilin istedik de şöyle söyleyeyim. Biz, siz hani bir ayı, bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim diyor. Yani böyle bir kabadayı tehdidinde bir gece gelir işi bitiririz diyor. Şimdi buradan Sayın Cevdet Kılıç'a seslenmek istiyorum. Cevdet Bey dur nereye kaçıyorsun? Yazdın sildin kaçıyorsun kaçma. Karanlığa sesleniyorum. Karanlığa kaçtın. O tweet'i yazıp Ondan sonra da kuyruğunu kıstırıp karanlığa kaçıyorsun. Kaçmasana gel dinle cevabımızı. Gel dinle demokrasiden yana olanların, insan gibi konuşan insanların cevabını. Hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Tehdidi savuruyorsunuz. İnsanları köşelerde, karanlıklarda kıstırıp kafasına odunu indiriyorsunuz. Ondan sonra kuyruğunuzu kıstırıp kaçıyorsunuz. Kaçmak yok. Gel buraya Cevdet Hoca dinle bizi. Dinle. Bak öyle abdest mabdest filan o muhabbetlere girme hiç. Çocukları neyle tehdit ediyorsun? Gidip köşede kıstırıp çocukları ya da akademisyenleri dövmekle mi tehdit ediyorsun? Neymiş? Bir gece gelir işi bitirir gidermişiz. Sen nasıl bir hocasın? Sen nasıl bir öğretim üyesisin? Seni kim profesör yaptı? Kim orada kürsü verdi? Kim hoca diye senin üzerine bir cübbe giydirdi ya da bir kep giydirdi? çok merak ediyorum. Cevdet Kılıç Hoca'ya sesleniyorum. Eğer delikanlıysan o tweet'i tekrar yaz, tekrar açıkça tehdit et. Öğrenciler de sana gereken cevabı versinler. Yok öyle duvara yazıp ondan sonra karanlıktan sokak arasında sıvışıp gitmek. Sokaklara saldığınız, ellerine sopa verdiğiniz gazetecilerin, akademisyenlerin ve siyasetçilerin üzerine saldırdığınız o Teröristler de aynı şeyi yapıyorlar. Yakalandıktan sonra, iş üstünde yakalandıktan sonra vallahi ben oradan geçiyordum, benim haberim yoktu. Hiç kimse beni göndermedi, silah da yoktu, sopa da yoktu filan diye yalan söylüyorlar. Biraz delikanlı olun yahu. Cevdet Kılıç Hoca'ya da sesleniyorum. Biraz delikanlı ol. Madem yazıyorsun o tweet'i, arkasında da dur. Kaçıp da kuyruğunu kısırıp karanlık sokakta kaybolmak yok öyle. Twitter'ın arkasında dur gel Boğaziçi Üniversitesi'ne mi nereye geliyorsan ne yapacaksan yap da görelim bakalım. Böylesine bir terbiyesizlik, böylesine bir edepsizlik, böylesine bir pespayelik, böylesine bir küstahlık bu topraklar daha önce görmedi. Sizleri hoca yapana ben ne diyeyim? Ne diyeyim?